Görüyorsunuz işte şu anda. Evet. Gerçekten. Bir defasında yani ağaçların budanması bile yok yani. Ağaçlar budanmamış. Evet. Bu yüzden de... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileriyle görüştüm. Dedi ki bura defin olmadığını iddia etti. Alakası yok. Alakası yok. Kaç tane gösterebilirim. Buranın muhtarlar, Etimiz Kut'taki muhtarların ve derneklerin sorumluluğu altında olduğunu dile getirdi. Yeni definler oldu mu burada? Gerçekten de işler acısı. Hiçbir bakım yapılmamış. Şu an temizliğini kendim yaptım. Evet, topladım size ve çapa yapıyorum. Ve ben bunları görünce utanıyorum. Bir veli olarak utanıyorum. Evet. Bir aile olarak utanıyorum. Canlarım gitmiş ve çok üzgünüm. Ne diyebilirim ki? Mezarlığımızda çeşme var ama suların hiçbiri akmıyor ve mezarlıklarımızı sulayamıyoruz. Genelde kapalı oluyor ve mezarlıkları sulayamıyoruz. Buradan da mağdur oluyoruz. Bağlarımız çok oğlum. İşte hepsine hangi birine cevap vereyim ki? Benim 70 yaşındayım zaten. Dolaştım, bir de Riyasin okudum. Bakıyorum şunlara ağlayacak halime geliyorum. Bunlar büyüklerin dolaşmaları lazım, bizim değil. Dolmaya başladı, kimi kırıldı, kimi döküldü. Ağaçları desen kuruyor, dökülüyor. Evet. Gelen giden kimse olmuyor. Bakan yok mu buraya? Bakan yok. Yok bakan oğlum, yok. Şimdi sabahleyin buradan insanlar erken gidiyor işe. Telefonla bir lamba bile ne yok ki burada insan yürüyerek gitsin. Evet. Burası mezarlık ya, insan korkar geçerken. Evet. Günah. Ne diyelim? Olsun bu kadar, gelsinler yapsınlar, baksınlar bir tanem. Bizim diyecek hiçbir şeyimiz yok. Büyüklerin kapısına gittiğimiz zaman hadi 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 diye kovuyorlar bizi. Kimin kapısına gidiyor? Gelir. İçiyorlar, oturuyorlar, bağırışıyorlar, ondan sonra kapıp gidiyorlar. Hele geçen gün iki tane bir kız yakalamışlar, götürüyorlar vallahi. Allah'tan korksunlar ya. Onlar da sarhoş, kız da sarhoş. Çayra bulunmasını istiyorsunuz. Çayra bulunmasını istiyoruz. İstiyoruz oğlum, gelsinler baksınlar. Burası mezarlık. Günah. Günah, burada insanlarımız yatıyor. Yapılmıyor yani, burada ayaçların olduğu var, gece girilmiyor. Olduğu her değişik yönde gençler çocuklarıyla beraber değişik yönlerde hareketsizlikler oluyor burada. Kavga dövüş oluyor, içkiciler oluyor burada. Yani gençler oluyor ekseriyeten. Temizlik bakımından da pek memnun değiliz yani burası. Telleri yok, görüyorsunuz, etrafı gezerseniz görürsünüz. Giren çıkan her taraftan girilip çıkılıyor. Buraya bir koruma amaçlı bekçi olabilir. Hani devlet ne şekil ne verebilir buralara? Yardımcı olur. Biz yetkililerle görüştük. Büyükşehir Belediye Daire Başkanı'ndaki yetkililerle görüştük. Dediler ki burada defin olmadığını... Devamlı defin oluyor yani. Yeni definler var mı? Var var, çok var. Benim dayım daha 6 ay olmadı. Şurada yatıyor, şurada. Evet. Vallahi de billahi. İsterseniz şeyini gösterebilirim. Evet, buradan da yetkililere de ben sesleniyorum. Büyükşehir Belediye Daire Başkanlığı'yla, oradaki yetkiliyle görüşmüştüm. Dedi ki yeni defin olmadığını iddia etmişti. Ama maalesef görüyorum ki 2022-2023 definlerin yapıldığını, yeni mezarlıkları da görüyoruz burada. Şurada ben bulabilsem sana iki gün önceki defini gösterebilirim ya. Şu arada bir defin oldu. Evet. Yani daha üç günlük ama devam ediyor yani. Bu böyle bir gün iki günlük değil. Yer ayırmış adam, geliyor eşiyor koyuyor. Evet. Veyahut da üstü mezar oluyor. Adam yapıyor mezar şeklinde. Orada boş oluyor. Şehir belediyesine sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum yani. Buraya bir yardımcı olsunlar. Buraya etrafına bakılsın. Yani devamlı girilip çıkılanı korunsunlar. İçkiciyle, çarapçıyla, kadınla, kızla gelip burada değişik uyuşlar yapıyorlar ya. Burada bir bekçi veya da bir şey konması lazım. Bura mahalle arası, yol kenarı. Yani evet. İki tarafı da yol var. Yukarıdan ana yolu var, aşağıdan ana yol var. Yani buraya girip çıkması gece mümkün değil ya. Aşırı kirli, buraya içki içenler geliyor, uyuşturucu içen insanlar. Nenem kalıyor, yeğenim kalıyor, halam kalıyor, herkes burada kalıyor. Mekanlar cennet olsun. Allah razı olsun, sağ olasın abi. Biz buraya bakım istiyoruz. Yani buraya pis insanlar gelmesin, buraya aydınlatma olsun. İnsanlar huzurla gelsin, dua etsin. Biz bunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Yani gerçekten göründüğü çok gibi işler acısı bir durum. İşler burada acısı. Önlerimiz var. Yani birazcık saygıları olsun bari. Bari bunu yapabilsinler, yani bunu bir öğrensinler. Yani insana saygı, ölüsüne bir saygıları olsun gerçekten. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun, teşekkür ederiz, sağ olasın. Bakımı değil. Evet. Onarından geçirilmesi, böyle bir budama yapılması, bir mezarlığa yakışık şekilde olması daha güzel olur. Biraz da burada hayali mezarlar da var. Eşine dostuna ayarlanmış. İçinde kimse yok ama ondan dolayı orada da yine defin işlemleri yapılıyor. Evet. Görüyor musun bak yazıyı? Adam buraya yaptırmış bak. Onu bile de kırmışlar, dökmüşler. Evet. Ve şehit mezarı da var burada. Evet. Şehit mezarı. Şehidimiz de var. Şehidimiz de burada. Mekanlar cennet olsun.
Hepsi şişti. Amcamın oğlu vefat etmişti. Buraya gömdük. Allah rahmet eylesin. Kar mekanlar yoktu, cennet olsun. Dediğim gibi ben senelerde burada oturuyorum. Evet. Senelerdir hani gördüğünüz gibi teller kırık. Gece lambalar yanmıyor zaten. Evet. Dediğimiz gibi gece zaten buradan hani yol vardı önceden. Geçebiliyorduk hani şey yapabiliyorduk kestirme olduğu için. Ama şu an gördüğünüz gibi hani ışıklar olmadığı için geçemiyoruz. Kestirmeyi kullanamıyoruz. Gece mi çok kötü hani burası? Gece çok kötü oluyor. Gece mesela ben bazen hani burada işim oluyordu kestirme diye buradan hani servise biniyordum ya da okula giderken buradan geçiyordum. Evet. Hani buraya oldu mu olası böyle hiç düzelmedi. Dediğim gibi bayan kardeşlerimiz geçtiği zaman burada tedirgin oluyor. Evet. Gece özellikle gündüz fazla bir şey olmuyor göründüğü için de. Bir de gördüğünüz gibi ağaçlıklar çok sık. Gördüğünüz gibi arada yani biri içki içse bir şey yapsa hani rengi yani görünmüyor yani ne yaptıkları. Hani burayı bir düzenlemeleri lazım. En azından ağaçları bir kesmeleri, biçmeleri lazım. Evet, burada da telin olmadığını görüyoruz. Bunların kime ne zararı var? Burayı niye açıyorlar acaba?